12 gerçeği konuşacağız. 12 kabullenmen gereken gerçeği. Artık bunları kabulleneceksin. Çünkü kabullenmesen de bunlar gerçek. Ben 42 yaşındayım. Geri dönüp de hayatıma baktığım zaman bu 12'sinin de gerçek olduğunu artık kabulleniyorum. 20'li yaşlarında isyankardım. Hayır, 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 hayır da işte oturtturuyorlar seni sonra o sandalyeye. Nedir bu 12 gerçek? Gelin görelim. Hoş geldiniz. Olanı değiştirmek değil, geliştirmek mümkün. Bir nolu gerçek. Yani olan oldu özetle. Öpülmüşsen çaresi yok da diyebiliriz çok argo şekilde. Ya daha iyi yapacaksın ya daha kötü ama olanı değiştiremezsin. Böyle profesör gibi oturup arkadaşlar toplanın bu niye böyle oldu? Tamam bu arge yani neden olduğunu anlıyorum. Keşke olmasaydı bu salaklık. Keşke olmasaydı. Uf keşke keşke. Geçti. Artık onun davası olmaz. 2. Anne baban dahi bir yere kadar seninle olacak. Yani kendi sorununu kendin çözeceksin. Türkçesi kendi totonu kendin kurtaracaksın. Kusura bakma. Hep birileri gelsin, hep birileri yardım etsin. Öyle bir kahraman çıkmayacak. Sınavlar aslında, Türk eğitim sistemindeki sınavlar bunu güzel öğretemiyor. Yani kopya çekme imkanınız olduğu için. Ama gerçek hayattaki sınavlarda yalnız kaldığında bunu anlıyorsun. 3. Hayat adil değil. Gerçekten değil. Aa hocam biliyoruz. Ya gerçekten değil ama daha hiçbir şey görmedim bu fragmanı. Hep şey bekliyorsun. Yukarıdan bir terazi gelecek. O bana 5 tane kötülük yaptı ya. Uf o da çok kötü olacak. Olmayacak. O çalacak, çırpacak, yiyecek, gidecek. Belki öbür tarafta görür hesabını ama hayatta hep şey bekliyor. Karma var. Bana ettiğini bulacak. Bulmayacak. Bulsa da sen görmeyeceksin. Zaten hala salak gibi. 60 sene geçti. Ettiğini bulacak. Bekliyorum. Neyi bekliyorsun? Git hayatını yaşa. En büyük salaklık bu. Ona da patlayacak, ona da girecek. Görmen lazım. Sen hayatını yaşamıyorsun. Ayrıldığı sevgilisinin daha beter olmasını bekle. Beni bıraktı, o da beter olsun. Bekleyeyim. Sen yeni ilişki yaşamıyorsun, onu kaybediyorsun. 4. Boş savaşlarda umutlarını şehit etme. Onlar başka cephelerde, yeni savaşlarda lazım olacak. Çok gereksiz bir şeye kafayı takıyorsun. Bunu değiştireceğim. Dünyaya barışı ben getireceğim. Ya tamam sosyal sorumluluk projelerinde çalış da biraz da hayatını yaşa. Hiç becerin olmayan bir şeyi inat etme. Ben bunu çalacağım. Mutlaka çalacağım. Çalamıyorsun. Yok yeteneğin. Belki öbür tarafta resime, sanata, baleye bir şeye yeteneğin var. Hayır ben mutlaka bunu çalacağım. Çalamıyorsun kusura bakma. Ama sen orada zamanını kaybederken öbür tarafta hayat akıyor. 5. Memnuniyet yorganını zorlama. Ne demek memnuniyet yorganı? Ya kendini memnun ettin tamam okey. Sana sarılan birini de memnun ettin. Ya da senin sarıldığın. İkiniz birbirinize sarılıyorsanız daha güzel. Çünkü bir yorgan ikinizi kapatır. Ama dur Mahmut da mutlu olsun. Yorganı biraz ona çekeyim. Sen açıldın. Ne oldu buradan? Frikik. Dur Melis de mutlu olsun. Biraz da ona yorganı çek. Ona çek, ona çek, ona çek. Sen açıkta kalıyorsun. Hayatta bencil olacaksın kusura bakma. Sana sarılan ısındır. Yorganın altında. Geri kalanın ne olduğu önemli değil. İşte ayağını yorganına göre uzat. Aslında buradan geliyor. 6. Çok önemli. Boşuna muhasebe defteri tutma. Hiçbir işe yaramıyor. Ve 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda, 40'lı yaşlarda, 50'li yaşlarda hep muhasebe defteri tutan insanlar görüyorsun. O bana 2 iyilik yaptı. Ben de ona o bizim düğünde 3 çeyrek taktı. Bitti bitti. Artık sana kimse takmıyor. Kusura bakma. Senin taktığın kadar sana takmayacaklar. Daha da fazlasını da takabilirler bu arada ama lütfen 2 iyilik yaptım mutlaka bilecektir şeyini kıymetini. Bilmeyecek abi. Dünyamız maalesef çok hızlı akıyor. İnsanlar nankör. Bunu kabullen. İyilik yapıyorsan karşılıksız yaz yolla gitsin o çeki. Eğer hayatta böyle sürekli kazık yiyorsan da o zaman yapmayacaksın. Yapma, ağlama. İnsanlardan iyilik de bekleme. Kendi işini kendin gör o zaman. 7. Benden sana abi, baba, dede tavsiyesi. O içinde bulunduğunuz teknede kürek çeken tek enayi sensen atla yüzmeye başla. Salak mısın ya? Bırak. Gidiyoruz değil mi? Ne güzel değil mi? Mutlu edebiliyor muyum seni? Yeterince köle ve gerizekalı mıyım? Hayır atla yüz ya. Zaten sen boşu boşuna tekneyi taşımasan o güçle karaya kadar yüzersin. Sonra başka kara, sonra başka kara. Kendi savaş gemini yaparsın. Ne uğraşıyorsun onu bunu taşımakla? 8. Burası önemli. İnsanların umurunda bile değilsin. Bak ciddi söylüyorum. Kesinlikle anan baban hariç. Hadi sevdiceğin hariç. İnsanların umurunda değilsin. Yeni tanışıyor.
Ha, artık ona layık bir insan olayım. Onların gözünde güzel bir izlenim bırakayım. Dur el alem ne der? Ya umurlarında değilsin. Kimse seni umursamıyor. O aptal Instagram'ın da umurlarında değil. Çok önemli bir poz vermeyeyim. Dur bunu da kaldıralım. Şunu buraya koyalım. Bu bardağı şöyle koyalım. Açıyı güzel yakalayayım. Daha şey çıkayım. Umurlarında değilsin. Senin o silikli fotoğrafına kimse bakmıyor. Kendin için yaşa. Üzgünüm ama 60 yıl, 70 yıl yaşayacaksan bunun gerçekte 5 yıl tatil gibi kendine kalıyor. 5 tane yılı da 3 tane gerizekalıyı mutlu etmek için yaşıyorsun ya. 5 yıl sonra 3 gerizekalı seni umursamayacak. Umurlarında değilsin. Yaşa yaşa. Sal gitsin. 9. Görünüşünü doldur. Ama kilo olarak değil, benim gibi değil. Yani ya hani olduğun gibi göründüğün gibi ol hikayesi gibi. Ya çok pahalı falan filan giyinmeye kasıyorsan onun içine de biraz bilgi, bir zenginlik bir şey koy. Ya da salla gitsin, basit ol, insanlarla da basit ve huzurlu yaşa. Yani Ege kasabasına yerleş, şey gibi işte, mandıra filozofu gibi. Dolayısıyla ne olur kasma. Yüksek beden olup eğer küçük kalacaksan o seni taşımaz. 10. Başarısızlık öğretmendir. Ağlamaksa aptallıktır. Tamam üzülürsün ama çok kötü oldu her şeye. Ağlayarak insanların ilgisini çekmeye çalışıyorsan, onlardan yardım almaya çalışıyorsan acizsin, kusura bakma. 11. İstemen yetmeyecek. Hatta inanmayacaksın ama istemen onu sana getirmeyecek de başarıyı ya da o sevdiğin kişiyi. Daha da öteye götürüyorum, arttırıp. İstemen ve çaba göstermen de yetmeyecek. Hayat öyle bir adalete sahip değil. Gerekli çabayı gösterdim, istediğim üniversiteyi kazanacağım. Kazanmayacaksın. Kazanamayabilirsin. Ve sana bir sır vereyim. Öleceksin. Bir gün öleceğine göre şu an kasmanın bir alemi yok. Eldeki neyse onunla. Yani domates, yumurta varsa menemen yapacaksın. Karabiberle tuzla değiştirirsin birazcık. Kusura bakma illa karnıyarığa kasma. Çünkü bir sonrasında o kapıyı açtıktan sonraki kapının arkasında ne olduğunu bilmiyorsunuz. Hayat benim için hep böyle oldu. Küp diye bir film vardı. Odadan odaya geçiyorsun ve her odada yeni kapılar var. Bir sonraki odaya geç, orada ne kapı olduğuna bakalım. Anlatabiliyor muyum? Ama hep aynı kapının önünde durursan o zaman orada çürüyeceksin. Ve 12 son. Hayatın ağır gerçeği. Mutlu değilsen olmak için sebep yarat. Senin dışında kimse sana altın tabakta getirmeyecek. Çok mutsuzum. Benimle ilgilenin. Tamam bir gün ilgilenirler. Sen de ilgilen. Antidepresan atıyorum. Bak benimle ilgilen. O da ilgilendi. Bir süre sonra o da hayatına devam etmek isteyecek. Sen limansın, liman. Sen durduğun sürece o gemiler gelip gider. Ya hiç gemi gelmezse ne olacak? Dolayısıyla bir zahmet limanlıktan kurtul. O limanda bıraktığın konfor alanından tahtalarını söküp bir gemi inşa et. Ya da kayık ya da kano. Sal bile olur. Git git. Bir zahmet git. Yeni insanlar gör. Ben Önüp Tatar, sevgilerimle.